Bu videoda sizlere Sony Vegas Pro'da nasıl 30 FPS'lik bir videoyu 60 FPS yapabileceğinizi göstereceğim. 30 FPS'te bir kısıtlama yok tabii ki de. Genelde filmler 23 FPS oluyor. Ama her türlü 60 FPS'lik bir akıcı kaliteye sahip olacaksınız. Öncelikle belirtmekte fayda var 60 FPS olayı. Saniyede 60 kareden oluşmasından olu böyle denir. 23 FPS'lik bir videoda saniyede 23 kare vardır. Biz buradaki kare sayısını arttırmıyoruz. Bir nevi sahneler arası geçişler biraz daha smooth, yani akıcı oluyor. Zaten ne demek istediğimi anlarsanız yaptıktan sonra bir orijinalini bir de sonradan 60 FPS'lik yaptığımız yan yana koyup videonun sonuna eklerim. Şimdi böyle bir klibimiz var. Kung Fu Panda'dan bir tane aldım. Bunu hemen Sony Vegas Pro'ya sürüklüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi 23,976 FPS'lik bir video. Hemen ilk önce buradan ayarlardan bunu 60 FPS yapıyoruz. Buradan bunu best yapıp bunu da disable resample yapmakta fayda var. Kaliteyi daha iyi arttıracaktır. Bu işi yaptıktan sonra Video FX'ten Twixter Pro'yu bulmamız lazım. Bu eklenti sizde yoksa internetten Sony Vegas Pro, Twixter Pro download diyerek çeşitli yerlerden bulabilirsiniz. Twixter Pro'yu alıp klibimizin üzerine sürüklüyoruz. Burada bir sürü ayar var fakat bizim işimize yarayan sadece speed. Burada speed değerimiz gördüğünüz gibi 100. Buraya 50 yapıyoruz ve enterlıyoruz. Ve buradaki işimiz bitiyor. Twixter Pro'dan çıkış yapıyoruz. Sonra klibimize sağ tıklayıp burada Properties olacak. Bir kez daha tıklayın şöyle. Evet. Properties'e bastığımız zaman buradan Playback Rate, yani oynatma hızı gibi bir şey. Buraya bir yerine 2 yapıyoruz ve ok diyoruz. İşimiz bu kadar. Şimdi CTRL yaparak klibimizi seçiyoruz. Şöyle yapmakta da fayda var. Hemen File'dan Render izleyerek Render yerine geliyoruz. Şimdi böyle bir ekran vardır sizde. Hangisini şey yapacaksanız buradan main concept AVC AAS'ye gelip buradan internet HD 1080p seçip customize template'e geliyoruz. Buradan profili high yaparsanız kalite tabii ki de daha yüksek olacaktır. Buradan frame rate, yani FPS'lerimizi tekrar 60 yapıyoruz. Burada 2P'si seçili yapıyoruz. 24.000'e 12.000 iyidir. Buradan project'e gelip render quality'yi de best yaparsak en iyi kalite alırız. Bunu hemen masa üstüne Kung Fu Panda 2 60 FPS olarak kaydediyoruz ve render diyoruz. Böylece render işlemimiz başlıyor. Birazcık uzun sürebilir. 60 FPS zaten yoğun bir render istiyor. Twister bunu birazcık daha zorlaştırıyor. Render bittikten sonra orijinalini ve sonradan yaptığımız bu işlem sonrasını yan yana koyup gösterecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.